Merhabalar. YKS 2024 tayfa yarın akşam 23:59 itibariyle YKS başvuruları sona erecek. Eminim bu videoyu izleyenlerin büyük çoğunluğu başvurusunu yapmıştır. Sizlere tavsiyem son kez bugün veya yarın ÖSYM aday işlemleri sayfanıza girip başvurunuzu bir kontrol edin, göz atın. Ne olur ne olmaz sevgili arkadaşlar gözünüzden bir şey kaçmıştır. En önemli nokta burada onu da söyleyeceğim şimdi. E, nelere dikkat etmemiz gerekiyor kontrol işleminde? Adı işlemleri sayfamıza girdik. Şurada solda başvurularım tercihlerim bir sekmesi var. Bakın ikinci sırada. E, ona tıkladığınızda e, şurada 2023 YKS'nin yanında 2024 YKS yazacak. Ben ücreti e, ödemediğim için başvuru örneği olsun diye sizlere yaptım. Bu yıl e, girmeyeceğim sınava. Burada 2024 YKS yazar yanında da başvuru tarihiniz yazar. Ona tıkladınız. Sonra karşınıza bu ekran çıktı. Burada üstte bakın başvuru kayıt görüntüle diyor. Oraya gireceğiz sadece. Başvuru kayıt görüntüleye gireceğiz. Sonrasında bizim sınav başvurumuzla ilgili bilgilerin yer aldığı bu kağıt çıkacak. Üstte kimlik bilgilerimiz orada hata olmaz zaten. Onun altında iletişim bilgilerimiz orada da sadece cep telefonu yeterli oluyor. E, onun altında okul bilgilerimiz yazar. E, burada dal yok yazması normal. Onda bir sıkıntı yok. Evet şu. Bakın bununla ilgili inanılmaz soru geldi. En çok gelen soru bu zaten öğrenim durumu ve kodu. Sevgili arkadaşlar bu öğrenim durumu ve kodunu ÖSM istatistik için kullanıyor zaten. Yani siz e, bazı uyanık arkadaşlar var. Diyor ki ben geçen yıl yerleştim. 5 yapmasam 4 yapsam puanım kırılmasa olmaz mı? yok öyle ya ama ÖSYM sistemde her şey kayıtlı zaten. Sizi oradan yakalar öyle bir şey yapmayın. Hep bazı çift durumda olanlar mesela üniversiteyi bitirmiş, girmiş, yerleşmemiş. Yani 2-3 Öğrenim durumuna birden sahip olan arkadaşlar var. İşte onlar için çok da önemli değil. 4 5 yani yapabilirsiniz mesela yerleştim kaydolmadım 6 kayıtlıyım bitirdiyseniz 7 sildiyseniz 8 yani burada sadece şeylerde uyarı veriyor e, son sınıftaki okuyan arkadaşların biri seçmesi gerekiyor yani siz orada bir yerine 4 5 6 7 8'i seçtiğinizde size uyarı veriyor ama onun haricinde dediğim gibi çok da önemli değil o bebe kırılacaksa zaten kırılacak onun kaçışı yok. Evet İkinci olarak dikkat etmemiz gereken nokta ne arkadaşlar sınav merkezi tercihleri. Bunlara çok dikkat edin. Ee, orada bunu daha önce çünkü ben gördüm yakın illerde olup da özellikle başka ilde sınava girmek zorunda olan adaylar oluyor. Ee, sınav tercihlerine dikkat etmiyor. Ben mesela bunları rastgele yaptım. İlk iki tercih biliyorsunuz ikamet ametkamızla e, dan olmalı idi. Bir de dikkat etmeniz gereken nokta ödemişsinizdir zaten şurada e, ödendi yazar sınav ücretinizi o da tamamsa sevgili arkadaşlar başka bir sıkıntı yoktur. Evet neye dikkat ediyormuşuz sınav giriş yerleri en önemli nokta burada bu sevgili arkadaşlar sınav giriş yerlerini doğru yazdıysanız e, diğer taraflarda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum sorularınız olursa yine yorumlara bekliyorum.